ben ne yapacağım? Ne güzel güzel anlaşıyorlar gelin görümce adayı. Gelin görümce adayı. Ne kadar da güzel anlaşıyorlar. Gamze yarın öbür gün geliniz olacak. Olmayacak Seda. Alacak seni kardeşim. Olmayacak Seda. Baksana nasıl kararlı. Olacak ben alacağım. Olmayacak. Ben alacağım düğünümü de yapacağım. Olmayacak. Yakında görürsün. Görürüm. Alacak. Ay Kayan o kadar benziyorsunuz ki sana baktıkça ablanı görmeye başladım ya. Nereye çevirsem aynı surat var karşımda. İşte evlenme o zaman. Hep beni görürsün. Size bakacağım. Siz çok güzelsiniz. Onlar sen şu an de, lütfen rica. Sesi kısılıyor sonra. Sakin ol. Sakin sakin konuş ya. Rüyama giriyordu. Buraya geldi. Evet burnum düşecek ya. Ben mandal getirecektim de unutmuşum. Burnum düşecek mandal diyor. Mandal getirecektim Seda Hanım. Mandal getirecekmiş unutmuş. Yarın getiririz. Yarın da mandal getiririm. Takarsın. Ben de kulak tıkacı getireceğim. Getir. Getir. Beni hep göreceksin. Disgusting sesini duymamak olmayacaksın için. Olmayacaksın ama beni hep göreceksin, duyacaksın. Tamam mı? Semra. Gelin görümce. Hiç de güzel anlaşamıyorlar. Gamze Hanım dediniz ki daha fazla elimde kanıtlarla geleceğim. Evet. Ne kanıtla geleceğinizi bilmiyorum ama Kayahan burada Aslı'ya köpekler gibi sevdiğini haykırıyor. Ama siz söyledi. Birlik olmuşsunuz. Evet, eski sevgili de kendi kendine gelin güvey oluyor. Ama damat burada. Nasıl olacak? Damat da gidecek oraya. O zaman siz de göreceksiniz sevgi mi değil kim mi? Kim nereye gidiyor abla? Kim nereye gidiyor? Ben? Bu sevgiyi siz görüyorsunuz. Ben niye göremiyorum? Ben mi körüm? Ben görüyorum. Sevgi yok ortada. Büyük Şükran. Aslı'nın ayrı bir giyim tarzı var. Ona öyle yakışıyor, öyle mutlu oluyor. Evet. Aslı değişmediği için Kayahan onu zamanla değiştirmeye çalışacak. Aslı da değişmeyecek. Bu işin sonu pek hayırlı görünmüyor. Ya bundan ne bekliyorsun ya? Bu çocukların annelik yapamaz ya. Bak çok çıldırtma bak. Bu çocukların annelik yapamaz çok ya. Anne babanın sevgisi görmemiş. Nasıl gayet annelik yapacak abla. Bak. Kavgana sen tanımıyorsun bir yakından tanıma fırsatı vermedin ki sen ya. Ben çocuklarıma annelik yapıyorum. Benim iki tane tamam köpeğim var onlara bile. Onlara annelik mi yapıyorsun? Çok yanlış konuşacağım kendime. Kimisi görmemişsin. Ya, çocuğuna nasıl annelik yapacaksın ya? Ya ben başımı alıp nereye gidiyorum? Ama. O da çocuk ya. Onlara bile o da çocuk, o da ilgi istiyor. O da bir mesuliyet, öyle demeyin ya. Mesuliyet ama. Gerçekten senin kurduğun seviyede saygısız cümleler ben kuramıyorum. Ağzıma yakıştıramıyorum. Sen de bir annesin, buraya çıkmışsın, senden anne olmaz. Olmaz. Öyle bir anne olur ki sana annelik dersi verip ben. Olmaz. Tamam mı? Sen sevgi görmemişsin, tamam mı? Kayağın sen de, sevgi dileniyorsun. Sen de Kayağın'ın tamam çocuğunu mı göremeyeceksin. Benim sevgi görmediğim ben göreceğim Kayağın'ı. Ben, evet senin dediğin gibi... Tamam madem öyle söyleyelim. Sevgi görmedim. Görmedim. Sevgi görmediğim için bana yaşatılanı çocuğuma asla yaşatmam. Ya bir de bu açıdan sen bak. Sen çocuğunu da bırakır gidersin. Annen nasıl kapıya atmış seni? Sen de çocuğunu kapıya atarsın. Gerçekten bana geliyor. Ne yapıyorsun sen ya? Senin bana verdiğin çiçeği fırlatıyorum. Çünkü duramıyorum burada artık. İkide bir ondan dolayı mı kalkıp gidip orada oturuyorsun çiçeğin yanında? Annen seni kapıya atmış diyor evet abla bana. Annen seni kapıya atmış diyor. Karşılık versene. Abla niye öyle konuşuyorsun ya? Yalan mı? Niye kalbini atma kırıyorsun? Atma ya niye atacak? Annesi kapıya atmamış. 17 yaşından tek başına yaşıyor okul okuduğu için. O zaman daha mı iyi olacak? Allah'ım ya Rabbim sen niye böyle yapıyorsun abla ya? Yine başladı bak ağlamaya. Ya okuyan her kız gibi o da... Ya sen niye böyle abisin ben sizden ne yapacağım arkadaş ya? Ben sizden ne yapacağım ya? Ya sen niye ağlatıyorsun bu... Yalan mı söylüyorsun? Başardın yine ağlattın kızı. Helal olsun oğlum. Ağlamasın ne yapayım? İşiniz yalan mı söylüyorum? Doğruları söylüyorum. İşiniz o yani. Aynen. Doğruları söylüyorum. Bu arada sana dedi ki her gün mecbur musunuz Aslı'yı ağlatmaya dedi. Meslek haline getirdiniz. Doğruları söylüyorum Seda Hanım ben. Annelikten bahsediyor bir de. Evet. Yalan mı? Aslı istenmeyen gelin ilan edildin. Hiç aklına gelir miydi bu? Gelmezdi. Daha önce hiç böyle bir pozisyona düşmedim. Çünkü daha önce yaşadığım geçmişte birkaç ilişkim oldu. Onların hı ailesi bana çok saygılı ve beni hep çok istenen bir taraftım. Çünkü çok donanımlı olduğumu, kardeşlerini veya evlatlarını iyi yerlere taşıyabileceğimi hep bunlar söylendi. İlk defa eskiyi böyle bir şey. Eskiyi, İlk defa boşver, böyle bir şey yaşıyorum. Bahsetme. Bir tek senin konuşma geçmişin yok. Tamam sen eskinden bahsetme. Sen benim kardeşimi hayırdır iyi yerlere getirme. O zaten yok, iyi yerlerde. Yok başka birinden bahsetmiyor. Genel anlamda İlk bir... kez böyle bir pozisyonda düşüyorum. O yüzden şoktayım. Kimse benim anne babamla dahi bahsedecek, ağzını alacak cesareti bulamaz.
Ben o fırsatı vermem için. Peki Aslı, Aslı Kayahan yanında ve elini tutuyor senin. Sana olan aşkını ablasının yanında, bütün ailesinin önünde de söylüyor. Ben bu aileyle savaşa hazırım diyebiliyor musun? Çok yoruldum yani. 1,5 ayda bile bu kadar yoruldum Seda Hanım. O yüzden nasıl gerçekten bahsettikleri gibi. Çünkü ben çok istiyorum anne olmayı. Bir kız çocuğum olsun, çok isterim. Onu prensesler gibi büyütmeyi. Varken gerçekten kusura bakma. Nasıl bir prenses yetiştireceğim bilmiyorum. Yetiştiremezsin ki. Yetiştiremezsin ki. O da aynı sen gibi olur. Ne, bir de cinsiyet kavgası mı yapacaksın daha? Bismillahirrahmanirrahim. Benim olsa oğlum olur kızım. Ne alaka şu an? Ne alaka? Kayahan ya. Her şeyde başlıyorsun Vaspa. Ya bu Kayahan'ın bu taraflarına var, bayılıyorum bak. O ne, nereye gitti? Ne kızı, kızım dedi ya. Oğlumuz olacak. Bak. Evlilik olmayacak. Kavganın yönünü mü değiştiriyor? Bilerek mi yapıyor? Ben evleneceğim, göreceksin abla. Göreceğiz. O zaman anneni babanı sil. Yok ya, annesini babasını gönlünü yapar ya. Yapamaz. Kayahan. Yapamaz. Ya bırakmıyorlar ki ablacığım, bırakmıyorlar. Vallahi billahi siz yani. Yapamazsın. Nurhan, akrep, ne olacak böyle? Ya, böyle? O da ahtapot. Şey ben... Aslı yine göz yaşı da ahtapot. Evet. Ben akrepsem, o da ahtapot. Ben Aslı'nın adına çok üzülüyorum. O orada ağladı, ben burada ağladım. Gerçekten çok zor, çok çetin bir yol bekliyor seni Aslı. Asla vazgeçme. Gamze Hanım, size sormak istiyorum. Gamze'yi hiç yakından, aman Aslı'yı hiç yakından tanımayı istemediniz. Bariyerleriniz yüksek ve büyük. Hiç düşünmediniz. Nasıl bu kadar ön yargılı oluyorsunuz anne olamayacağı konusunda? Olamaz. Kendi annesinden sevgi görmemiş. Hayır, çocuğunu asla. Asla anne böyle sevgisi yapacak? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Yapamaz. Öyle bir ölçü yok. Yapamaz. Hayır. Yok. Siz annenizden sevgi görmüş, bu evet, görmüş gördük haliniz mi? Evet, gördüm. İşte siz görmüşsünüz bu kadar. Tabii. Saygısızsınız. Bu kadar. Ben görmedim, sizden ben daha saygılıyım. Bu kadar. Hani diyorsun ya benden daha alımlı. En azından annemiz bize. Tam bağırmadan bunu. Elimizde büyüttü. Senin gibi ya kapı dışarı atmadı. Alımlı olmak tamam sadece dış görünüşle olmuyor. Üslubunla da alakası var. Tamam. Sen buraya gelmişsin, bizim huzurumuzu bozuyorsun. Sen de bizim huzurumuzu bozuyorsun. Bak evdeki aynalar seni yanıltıyor tamam bile. Bir de buradan bak. Dünya güzelisin ya. Şimdi bizim huzurumuzu bozuyorsun diyorsun. Gamze de dedi ki sen de bizim huzurumuzu bozuyorsun, evet, ve bozdun dedi. Bozuyorsun. Kardeşim ben ağlarken gelip burada benim elimi tutuyor. Peki benim huzurum ne olacak burada? Hı. O zaman bütün aileyi sileceksin. Herkesin huzuruna bakacaksın. Huzuru, benim huzurum ne olacak? Annenin onayı yok, babanın onayı yok. Sen çöpsüz üzüm müsün? Onun gibi. Gamze Hanım o 27 yaşında. Sen onun gibi çöpsüz üzüm müsün? Bir gün geldi teyzesi buraya ya, bir gün geldi. Niye bir daha gelmedi? Sen de bir gün geldin. Bir gün geldin, tam geldin. Abla, helal olsun. Değil mi? Bir gün geldin. Benim teyzem buraya geldiğinde asla senin üslubunla konuşmadı ama. Kadın senden utandığı için hiç konuşmadı. Bence Kayahan senden hiç utanmadı. Konuşmadı. Evet, görümce adayı Gamze resmen stüdyoyu bastı gibi oldu biraz. Gelin görümce adayları pek anlaşıyor gibi değil. Önce devam edeceğiz ama önce iki arkadaşımız düştü aramıza. Arap ve Meliha. Adı Arap. Doğrudur. Arap 42 yaşında, Çorumlu. Arap, doğru, hoş geldin. Nasılsın? Hoş, iyiyiz ablam, Allah'a şükürler olsun. Hoş geldiniz aramıza. Arap kardeşim daha önce bir evlilik yapmış. Bu evlilikten 11 yaşında bir erkek çocuğu var. Doğru. Allah bağışlasın. Doğru. Meliha da daha önce bir evlilik yapmış. Onun da ilk evliliğinden iki çocuğu var. Evet. Allah bağışlasın inşallah. 2021 yılında Meliha ile sosyal medyada tanışmışlar. 15 gün görüşmüşler. Sonra çağırdım, geldi, evlendik diyor. Bulgaristan'dan mı çağırdın? Evet. Evlenmişler. 3 senedir de birlikteyiz diyor. Kimin ailesi istemedi Meliha'yı? Benim ailem bunu istemedi. Niye bunun ailesi de ben istemedi. Evlendiğiniz halde? Ne söyleyebilir miyim? Tabii. Yani biz ayrıldık eşimle, Arap'la. Ayrıldığımızda ondan sonra benim eşimin dayısı beni başkasına veriyor. Ben istemiyorum. Ondan sonra ya onun ailesi, ben başkasına gidince ne, onun ailesi beni istememeye başlıyor. Kovuyorlar beni. Kabul etmiyorlar. Siz aranızda bir ayrılık yaşadınız ama onun ailesi seni başkasıyla evlendirmek, evet, istedi. Evet. Onu da yapan da kurtulmak için. Yani ayrıldığımda o zaman anladım. Hani şey içindir eşimi. Meliha, biz bunu evlendirelim biriyle de kurtulalım gibidir. Aynen. Sonra çok enteresan şeyler oluyor. Siz tekrar duramıyorsunuz.
Barışıyorsunuz. Evet, birbirimizi seviyoruz. Tekrar evlendiniz mi? Evet. Resmi nikah var mı? Var. Resmi nikah var. Buna rağmen aile istemiyor ama enteresan olan bir şey. Biz diyor bunları yaşarken beni başkasıyla evlendirmek isteyen Arap'ın dayısı Melihan'ın annesiyle evlenmiş. Evet. Ve buna rağmen yine istemiyorlar sizi. Doğru. İstemiyorlar. Hoş geldiniz tekrar. Tam yerine geldiniz. Ben bu işi çözerim. Zaten sana güvendiğimizden geliyor. Ben bu işi çözerim. Arap ve Meliha, enerjinizi çok sevdim ya. İnşallah iyi olur, hayırlısı olur. İnşallah. Gerçekten sana güvendik, sana hoş sığındık. Sana ama çok abla. Enteresan. Kadını ayırın. İstemeyin. Özellikle Arap'ın dayısı Meliha'yı isteme. Sonra git Meliha'nın anasını al. Meliha'nın anasını nikah kıydı. Nikah kıydı mı? Evet. Onun resmi nikahı var. Bak. Yeni kırdılar. Bunlardan ne istiyorlar yazık kıyamam. Bak hayatta neler oluyor.